Hepinize merhaba. Devamlı soruyorsunuz. Keşkesi Doğu ekibi nedir, ne yapar, ne olur? Ben de dedim ki toplanalım hep beraber. Kendileri anlatsınlar. Bizim onları anlatmamızdan çok daha iyi. O yüzden Keşkesiz Doğum ekibini merak ediyorlar. Nedir bu Keşkesiz Doğum? Keşkesiz Doğum ekibi doktora bir faydası var mı? Psikolog ne iş yapar? Ebe ne iş yapar? Buyurun ortaya atıyorum. Sana döndük. Önce bana, o zaman ben başlayayım. Hadi. Şimdi bu ekibi bir kere çok seviyorum. Hayatımda 24 saatin içerisinde en fazla yüzlerini gördüğüm insanlarım da. ama hayatıma kesinlikle iyi bir şey söylüyorum. Çünkü bu ekip benim hayatımı, meslek hayatımı öncelikle hem güzelleştirdi hem de zenginleştirdi. Güzelleştirdi derken şu açıdan bir kere Hakan'la çalışmış olmak bana bir kere çok büyük kolaylık ve güven sağladı. Kendimi yalnız hissetmiyorum. Tıbbi kararları alırken paylaşıyorum. Bir sorun çıktığı zaman ne yapacağım konusunda beraberce ortak karar veriyoruz. Ve bu yüzden bir kere benim meslek olarak bir rahatladı her şey. Bu çok güvenlisiyle çalışmak bir kere daha da doğru karar vermenizi sağlıyor. Birincisi bu. İkincisi zenginleşti. Şu açıdan zenginleşti. Bir gebe takip ederken aslında bir doktor olarak çoğu zaman olayların tıbbi kısmıyla uğraşıyorsunuz. Kafanızda 1000 tane sorun var ve bir yere kadar konsantre olabiliyorsunuz. Halbuki bu 24 saat süren bir süreç ve çok farklı psikolojik durumlar söz konusu ve bunu kaçırabiliyoruz. Hem o uzun süren doğum süreci boyunca bazı ekstra yardımların yapılması lazım. Bunu sağlayamıyorsunuz. Burada devreye sevgili evren çıkıyor. Ve bir kere ciddi başka türlü bir tıbbi yardım sağlıyor. Araya bir slogan verelim de ebesiz doğum olmaz. Evet. Bu sloganı mutlaka verelim. Ebesiz doğum olmaz. Hatta neredeyse artık şu slogan da oturdu. Her gebeye iki ebe yani. Ama biz de bir ebemiz burada. Ondan dinleyelim. O birkaç tane ebeye bedel zaten. Teşekkür ederim. Dur bir dakika sözümü bitireyim. Bir dakika, tabii. Bir de aynı zamanda zenginleşti derken bu cümleyi unuturum sonradan söyleyeyim. Psikolojik boyutta var. Orada da Neşe her zaman yardımımıza koşuyor ve gerçekten meslek hayatım ciddi anlamda zenginleşti, güzelleşti ve kolaylaştı. Bunu itiraf etmeliyim. Teşekkür. Ebesiz doğum olmaz deyip size döndük. Ben de bu ekipten en çok şunu öğrendim ki doğumun patolojik olarak değil fizyolojik olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Böyle olunca da daha böyle doğal yöntemlerle gitmeye, daha çok destek odaklı gitmeye çalışıyoruz. Bu nedenle ilk başlarda evde takip, gebeyle daha öncesinde tanışma, doğum anında mümkün olduğunca doğal yöntemlerle ona yardımcı olma ve hatta doğumdan sonrasında da yine aynı şekilde evinde destek. Bu güzel ekip. Bir de birebir destek orada önemli çünkü kanıtlar da aynı şeyi söylüyor. Yani birebir destek verilenlerde memnuniyet artıyor. Zaten Keşkesiz Doğum ekibinin en önemli özelliğinden biri bu. Tanıdığın bir kişi tarafından birebir ve kesintisiz destek alınması. Bu olmazsa dışarıdan tanıdığın biri gelirse vesaire bu belki yine veriliyor destek ama biraz yavaş kalıyor, daha düşük kalıyor. Ben biraz az solist oldum galiba. En son cümle olarak doğum psikoloğu. Bu ekibin çok önemli bir parçası olmasa da bence güzel bir parçası diyelim. Yeni bir parçası. Yeni bir parçası yani. Daha güzel bir cümle aslında. Evet. Hatta dünyada da yeni demek lazım. Dünyada da yeni ve doğum psikoterapisi, doğum psikolojisi, doğum psikoloğunun doğum anında, sadece gebelik esnasında, doğum sonrasında değil, doğum anında orada olması, anneye babaya da değil sadece, doğum ekibine de destek olması, hatta geniş aileye, dışarıda bekleyen, telefonun ucunda bekleyen aileye destek olması. O yüzden de zaten aslında herkes, her ekibin üyesi keşkesiz çıkmalı doğumdan, bebek dahil olmak üzere. Minicik ne yapıyorum şöyle bakarsak aslında ailenin bütün dinamiklerini, aile içi ilişkileri kendi süreci içerisinde birazcık çözmeye çalışıp doğuma kadar size biraz daha psikolojik olarak temiz bir aile vermeye çalışıyorum. Doğum anında da bir şey olursa zaten ben oradayım ve devamlı size aslında gebelik esnasında bir bilgi gidiyor. Bu aileye şöyle dikkat edin, bu annenin sürecine şöyle dikkat edin gibi ve şimdi duyuyorum ki yani zaten hani çok güzel geliyor ve çok zengin geliyorsa bu size hakikaten önemli bir şey. Bu şey diyebilir miyim? Tabii bu zengin, zenginliğin bir sonucu var. Sonuçta ben 22 senedir bu işi yapıyorum. Evet.
Doğumlar bu şekilde seyrettiği müddetçe bir kere tıbbi olarak da işler daha kolay akıyor. Evet. Yani çünkü o psikolojik boyutunu atlamışız. Halbuki o orayı düzeltirseniz gerçekten doğumlar daha kolay akıyor. Sezaryen oranlarımız düştü, müdahale oranlarımız düştü. Sadece ve sadece bu konuyu düzelterekten açıkçası bunu söylemek zorundayım. Evet. Artı yani eğer bir doğum sonrası memnuniyet söz konusuysa bu gebeler için ve de ekip için açıkçası ben ikisi tarafından da daha memnun ayrıldığımı söyleyebilirim. O zaman keşkesiz doğum herkes için diyoruz ve hakikaten çok teşekkür ediyorum hepinize birer birer tek tek varlığınız için. İyi ki varız, hepimiz bir. Hakan da aynı şeyi düşünüyor diye düşünüyorum. Yani, ben olayı toparlamaya çalışıyorum. Şöyle, yani bir tek şunu vurgulamam lazım. O da keşkesiz doğumu şöyle zannediyorlar. Kolay doğumlar, çabuk doğumlar, işte sorunsuz doğumlar. Hayır, yani doğumların kaderinde var her şey. Uzun da sürebiliyor, zor da olabiliyor. Mesele kolay doğumdan değil, olabilecek aklınıza gelen en zor doğumdan da keşkesiz çıkıyor aileler ve ekipler. Keşkesiz doğum ekibinin en büyük özelliği o. Yani bu beni memnun ediyor zaten. Yoksa o doğumların hepsinde tek başınıza, sadece doktor olarak bütün sorumluluk sizde olduğu zaman doğumlar çok zor geçiyor onlar için. Ekip, her bir ekibin üyesi birbirinin işini çok kolaylaştırıyor. Bir de ailelere ben onu söylüyorum. Bunu anlatırken, keşkesiz doğum işte ekibini anlatırken onlara şöyle söylüyorum. Evet, alacaksınız ve güveneceksiniz ama doğum olmadan ve bitmeden kimin ne iş yaptığını, nasıl fayda sağladığını asla bilemeyeceksiniz. Gelenlerin hemen hemen çoğu bir referansla geliyorlar. Bilmeden güveniyorlar ve hep aynı şeyi söylüyor. Evet, doğumdan sonra anladık şimdi ne yaptığınızı diyorlar. Yani keşkesiz doğum anlatılamaz, yaşanır. Evet, anlatılamaz, yaşanır.